Fareler ve İnsanlar yazan John Steinbeck Derleyen Meryem İlbaş Fareler ve İnsanlar George ve Lenny adında iki yakın arkadaşın hikayesini anlatmaktadır. George yapı olarak ufak tefek ama aklı başında, Lenny ise onun aksine iri yarı ama aklı kıt birisidir. George ve Lenny çiftliklerde çalışarak hayatlarını sürdürmektedir. Fakat Lenny'nin yaptıklarından dolayı başları sürekli belaya girer ve hiçbir işte dikiş tutturamazlar. Lenny'nin en büyük zaafı yumuşak ve tüylü olan şeyleri okşama isteğidir. Bu zaafı onları her seferinde zor durumda bırakır. En son ayrıldıkları işlerinden de bu sebepten ayrılmışlardır. Daha doğrusu kaçmışlardır. Lenny bir gün eski çalıştıkları çiftlikte bir kızın elbisesine dokunmak isterken kızı korkutur. Kız bağırdıkça o da panikler, ne yapacağını bilemez ve kızı tutar, bırakamaz. Kızın çığlıklarını duyan etraftaki adamlar George ve Lenny'nin peşine düşerler. Kaçarken tüm geceyi bir su kanalında geçirmek zorunda olduklarından yine işsiz kalmış olurlar. Daha sonra Kaliforniya'da bir çiftlikte iş olduğu haberini alırlar ve yola çıkarlar. Bindikleri otobüsün şoförü tüm yolu gitmeye üşendiği için onları kandırır ve yarı yolda bırakır. Bu nedenle yolun geri kalanını yürümek zorunda kalırlar. George, Lenny'nin elinde ölü bir fare sakladığını fark eder. Yine fareyi sevmek isterken öldürdüğünü anlar ve elinden alıp çalılıkların ardına fırlatır. Lenny'yi gittikleri çiftlikte konuşmaması konusunda uyarır. Çünkü konuşursa patron onun saf olduğunu anlar ve onu işe almak istemez. Fakat Lenny, aklı kıt olmasına rağmen kas gücü fazla olan birisidir. Çiftlikte işe başlayacakları gün patronun oğlu Curly kafayı Lenny'ye takar. Curly kısa boylu çelimsiz bir adamdır ve bu yüzden uzun boylu iri yarı adamlardan hoşlanmaz. George Lenny'i Curly ile kavga etmemesi konusunda defalarca uyarır. Çünkü başları belaya girerse oradan da kaçmak zorunda kalacaklar, hayalleri için gereken parayı kazanamayacaklardır. Lenny ve George'un en büyük hayali kendilerine ait bir çiftliğin sahibi olmaktır. Küçük bir araziye alıp içine hayvanlar koyup kendi topraklarını kendileri ekip biçmek, hiçbir patrona hesap vermemek isterler. Bu hayalleri içinde yeni başladıkları çiftliğin patronunu ve oğlunu sevmeseler de katlanmak zorundalardır. George ve Lennie'ye çiftlikte yakın davranan ilk kişi kendidir. Kendi Candy bir elini kaybetmiş, yaşlı köpeğiyle çiftlikte temizlikçi olarak çalışan yaşlı bir adamdır. Köpeğini yaşlandığı ve işe yaramadığı için çiftlikte kimse istemez ve bir gün onu öldürürler. Bunun üzerine kendi bir gün beni de işe yaramaz diye öldürürler, size birikmiş paramı veririm, beni de çiftliğinize ortak edin der ve artık onların hayali üç kişilik olmuş olur. Çiftlikte erkeklerin peşinde dolaşan bir kadın vardır. Curly'nin karısı. Curly ile severek evlenmediği için çiftlikte erkeklerle konuşmak, onlarla sürekli yakın olmak, arkadaşlık etmek ister. Lenny o kadını her gördüğünde hayranlıkla izler, gözlerini ayıramaz. George da onu her defasında Curly'nin karısından uzak durması konusunda uyarır. Lenny bir gün herkes kapının önünde oyun oynayıp eğlenirken ahıra yavru köpeklerin yanına gider. Fareye yaptığı gibi köpeklerden birini de okşarken öldürmüştür. Onu saklamaya çalışırken yanına Curly'nin karısı gelir. Sohbet etmeye başladıkları sırada Lenny kadına zaafından söz eder ve kadın saçlarını okşaması için ona izin verir. Lenny kadının saçlarını okşarken kendini kaybeder ve elinden kurtulmaya çalışan kadının yanlışlıkla boynunu kırarak öldürür. Korkudan ne yapacağını bilemez ve çiftlikten kaçar gider. Curly ve diğer çiftlik çalışanları kadının öldüğünü görünce Lenny'nin yaptığını anlarlar ve George'la birlikte onu aramaya çıkarlar. George, Lenny'yi diğerlerinden önce bulur, yanına oturur ve ona her zaman anlattığı hayallerini anlatmaya başlar. Lenny hayallerini dinlerken en mutlu olduğu anında George yapması gerekeni yapar ve dostu Lenny'yi yaşadığı şeylerden kurtarır. Steinbeck bu kitabı Burns'ün insanlar ve fareler hiçbir zaman hayallerini gerçekleştiremezler sözünden yola çıkarak yazmıştır. Kitap yoğun duygusallık, yoksulluk, masumiyet, saflık ve dostluk gibi duyguları barındırır. Aynı zamanda 1930'lu yılların Kaliforniya'sında yapılan ırkçılık suçuna da vurgu yapılmıştır. Steinbeck her kitabında olduğu gibi bu kitabında da kendi hayatındaki deneyimlerinden faydalanmıştır. Küçük insanların küçük hayallerini ve o hayallere ulaşmak için çekilen zorlukları ama asla istedikleri hayatı yaşayamamalarını anlatır. Yazarın betimlemeleri yine her zaman olduğu gibi son derece yalın ve etkileyicidir. Kimine göre harika bir dostluğu, kimine göre kendi hayatını yaşamak için üzerindeki külfetten kurtulmaya çalışan bir adamı anlatıyor.